Bu arada Alsancak Stadı hem İzmir'in hem de Türkiye'nin futbol tarihinde çok önemli bir yere sahip gerçekten. Gençlik ve Spor Bakanlığı yıkılan stadı 7 yılda tamamladı. Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı İzmir Alsancak Stadı'nda ilk düdük sesi heyecanla bekleniyor tabii. İlklerin stadını İzmir takımı Altay'ın efsanesi Zagor lakaplı Zafer Bilgetay ve stadın sembol spor spikeri Murat Ünlü tarihi tanıklıklarıyla anlattı. Ve Altıncaklarında karşılaşma başladı. Altay'ın kadrosu şöyle. Kalede Sait, Zafer, Alper, Kemal, Bilal. O güne dönüyorum. Keşke bugün o gün olsaydı diyorum yani. Alsancak Stadı bizim için bir yuva. Emeğe geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Harika bir stat. Harika. Siyah, beyaz, şampiyon, Altay. 62 yıl önce o zamanki adıyla Milli Lig'in ilk maçı İzmir Alsancak Stadı'nda oynandı. Türk sporuna birçok isim yetiştiren Alsancak Stadı'nın yeri hep ayrı oldu. Metin Oktay Damlacık'tan başlayarak buradan Alsancak Stadı'ndan geçerek İstanbul'a ve Galatasaray'a gitti. Mustafa Denizli ve Zafer Bilgetay da Alsancak Stadı'nda yıldızı parlayan isimlerdi. Tarihi stat 2014'te depreme dayanıksız raporu aldı. Son maç o yıl 27 Mayıs'ta oynandı. Bir yıl sonra da yıkıldı. Türk futbol tarihinde ilk resmi maç İzmir Alsancak Stadı'nda oynandı ve ilk gol burada atıldı. Ömrünü dolduran stat 2014 yılında yeniden yapım sürecine girdi ve büyük gün yakın. İzmir Alsancak Stadı kapılarını açmak için gün sayıyor. Yani ilk golü bekliyor. Alsancak Stadı ile özdeşleşmiş isimlerden biri de spor spikeri Murat Ünlü'ydü. Yeni statta Habertürk'e hem yeni stadı hem de eski günleri anlattı. Yağmurlu havalarda iki futbolcu beyaz ve siyahi futbolculara yere düşüp kalktıkları zaman ikisi de yerden siyah olarak kalkıyorlardı. Çünkü çamura bulanmış olarak. Burada eskiden Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün binası vardı. Burası açık tribündü, şimdi her taraf modern ve kapalı. Misafir tribünü yoktu, yeni ilave edilmiş, son derece güzel ve bir eksikliği gidermiş ve sizin anlattığınız anlattığımız yer ise evet anlattınız. İsterseniz yavaş yavaş oraya doğru gidelim. O güne dönüyorum. Keşke bugün o gün olsaydı diyorum yani. Çünkü aynı seviyede önümüzde tribün vardı. Gol anında önümüzdeki kişiler kalkınca pozisyonu göremezsin, sahayı göremezsin, golü göremezsin. Ona göre artık orada senin yeteneğine kalmış. 11 sezon Altay formasını terleten Zagor lakaplı Zafer Bilgetay da yeni statta anılarını anlattı. Bu statta çok güzel şeyler yaşadık. İkincilik şampiyonluğumuz da bu stattaydı. Takım kaptanı bendim ve bu statta tur atmıştık. Çocuklarımız ufacıktı. Elimizi alıp şampiyonluk turu attık. Yolu stat'tan geçen isimler arasında Türk futboluna adını yazdıran Mustafa Denizli ise şimdi Altay'ın başında. Stadın adının Mustafa Denizli olmasını isteyenler de var. Şu gördüğünüz tribünde Mustafa abi sola çık oynarken bu tarafa seyirci dolardı. Bu tarafa geçtiği zaman bu tarafa seyirci dolardı. Muhteşem bir akustik var burada. Bir baba indi! Eyvallah! Olaydı şimdi! Eyvallah! Pilav da zarda! Eyvallah. Kaşıkları bende. Yenilenen yüzüyle Alsancak Stadı 15 bin kişilik kapasiteye sahip. Son derece konforlu, modern, işte alttan ısıtmalı, rüzgarı kesen bir yapısı var. İlk defa deplasman tribünü yapıldı burada. İzmir Alsancak Stadı UEFA standartlarında yapıldı. 1914 yılından bu yana Altay'ın kullandığı stadın dış cephesi kulübün renkleriyle siyah beyazla kaplandı. Yerinde yenilenmiş olması bizim için çok değerli. Bu konuda devletimiz de büyük hassasiyet gösterdi ve bugün gördüğümüz bu atmosfer çıktı. Gerçekten heyecan duyuyoruz.